Haftanın Notları programından Bengü Türk ekranlarından herkese iyi pazarlar. Haftanın ve dünün gelişmeleriyle ekranlarınızdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 44. gününe girildi. Harekatın başlangıcından bu yana 2434 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen bilgilendirmede, faaliyetlerin ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütüldüğü belirtildi. Bilgilendirmede harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 3 kişi gözaltına alındı. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Manisa'da Sarıgöl Bağ Sulama Birliği'ni ziyaret etti. Akçay burada Afşar Barajı ve Afrin Harekatı hakkında konuştu. Bu konuda destek bekliyoruz. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Manisa'da Sarıgöl Bağ Sulama Birliği'ni ziyaret etti. Kullanabileceğimiz bir su kaynaklarımız yok. Özellikle önümüzdeki... Akçay burada Afşar Barajı'ndan kapalı sisteme geçilmesi için yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Suyu bol, namutanayı israf edecek ederek kullanabileceğimiz bir su kaynaklarımız yok. Özellikle önümüzdeki süreçlerde su sıkıntısı artarak devam edecek. Bunu bilip dururken bu kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmanın yolu da bu kapalı sistemdir. Hem su kaynaklarımızı tasarruflu kullanacağız, hem de tarımsal üretimin daha az maliyetli olması ve çiftçimizin daha bilinçli tarım yapmasına da büyük katkı sağlayacaktır. O bakımdan el birliğiyle, gönül birliğiyle, hiçbir siyasi bir takım şeye de girmeksizin bu çalışmaları devam ettireceğiz. Erkan Akçay, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı hakkında da açıklamalarda bulundu. Türkiye, Afrin'e ilk defa müdahale etmiyor. Bundan 97 yıl evvel de, yani 1921 yılında Türkiye işgal altındayken Ege Yunanlar tarafından işgal edilmiş. İstanbul, Osmanlı'nın başkentinde tam 90 bin işgal kuvveti var. Yüzlerce gemisiyle, topuyla, tüfeğiyle işgal altında. Adana, Urfa, Maraş, Antep de Fransızlar tarafından işgal edilmiş bir durumda iken 1921 yılındaki Ankara hükümeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kuvayi Milliye Müfrezeleri oluşturmak suretiyle Afrin'e müdahale edildi. Afrin'de ne vardı? Afrin'de Fransızlar vardı. Çünkü bu bizim 4 vilayetimizi de işgal edip oradan yönetiliyordu. İşte bu Afrin'e yapılan müdahaleden sonradır ki Fransa Türkiye ile masaya oturup
Ankara Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Bu Ankara Anlaşması'ndan sonra Fransa, Adana, Maraş, Antep, Urfa'daki işgalini kaldırdı ve askerlerini çekmek zorunda kaldı. Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda hain terör örgütü PKK'ya ait 13 sığınak ele geçirildi. Sığınaklar içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda yaşam ve gıda maddesi bulundu. Diyarbakır'ın Licehani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 28 Şubat tarihinde başlatılan operasyon sona erdi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında örgüte ait 13 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle bol miktarda yaşam ve gıda maddesi bulundu. Ayrıca Lice ilçesi kırsalında bir menfeze tuzaklanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi. Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir denildi. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha PKK'ya sahip çıktı. Pentagon sözcüsü Suriye'de şiddeti yatıştırma ve DAEŞ ile mücadelede dikkati dağıtmama çağrısı yaptı. Pentagon sözcüsü binbaşı Adrian Galloway, El Hurra televizyonunun sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Afrin operasyonuyla DAEŞ'e karşı savaşan güçlerin çekilmeleri olasılığına karşı hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi. Galloway, Suriye'deki DAEŞ tehdidinin ortadan kalkmasını sağlamalıyız ve bu güçlerin esas amacının DAEŞ'le savaşmaya odaklanmalarını sağlamalıyız diye konuştu. Türkiye'de devam eden bir terörist isyanı olduğunu ve bu operasyonların neden yapıldığını anlıyoruz diyen Galloway, YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçlerini ortağımız ifadesiyle tanımladı. NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmadaki açıklamaları değerlendirdi. Спасибо большое. Благодарю вас. Rusya Devlet Başkanı Putin 1 Mart'ta yaptığı konuşmada geliştirdikleri füzeden bahsetmişti. Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. Dünyanın her noktasına vurabilecek füzenin durdurulmasının mümkün olmadığını belirten Putin'e NATO'dan cevap geldi. NATO sözcüsü Lunchesko yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir dedi. Lunchesko, NATO'nun füze savunma sisteminin Rusya'yı hedef almadığını birçok kez vurguladıklarını belirtti. Lunchesko, NATO füze savunma sisteminin Avro-Atlantik bölgesinin dışında gelebilecek balistik füze tehditlerine karşı koruma sağladığının altını çizdi. Lunchesko, Rusya'nın Ukrayna'daki agresif faaliyetlerine ve askeri yığınağına karşı NATO'nun hem caydırıcılık hem de diyaloğu ön planda tutan bir politika izlemeye devam ettiğini vurguladı. Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Türk askerleri canla başla mücadele veriyor. Sınır hattında görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları harekata destek veriyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'na da katılan kadın subaylar Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor. Harekatın başlangıcından itibaren komando ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryasında görevli Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün de terör örgütleri YPG, PKK, DAEŞ'e yönelik operasyonlarda görev alan subaylardan biri.
Aygün, fırtına obüslerinin harekatta çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Fırtına harekat kapsamında icra edilen görevlerimizde obüsler çok önemli bir yer tutmaktadır. Görmüş olduğunuz fırtına obüsleri de hareket kabiliyeti ve sıhhatli atışları sayesinde muharebe sahasında çok büyük bir ateş destek vasıtasıdır. Kadın subaylar narin bedenlerine aldırmadan görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar. Öncelikli görevimiz mühimmat ve malzeme akışı. Bu akışın sürekli olması operasyon birliklerimizin ihtiyaç duyduğu ateş üstünlüğü için çok önemlidir. Harekatta bakım takım komutanı olarak görevli bakım üssü teğmen Ceren Özçelik ise fırtına obüslerinin onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ekipte yer alıyor. Harekatta bakım bölük komutan olarak görev yapıyorum. Burada bakımla ilgili faaliyetleri yürütmekteyiz. Teknisyen arkadaşlarla ilgili bölgelerdeki desteği sağlamaktayız. Şimdi ekranlarınıza Türk milletinin dirayetini, gücünü ve vatan aşkını gösteren bir video getireceğiz. Bir polis Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandı. Polis ameliyattan çıktıktan sonra yarı baygın halde kurduğu sözler Türk milletinin yüreklerini dağladı. İşte o görüntüler. Vatan sana canım. Sedye'de bile vatan derdinde. Özel harekat. Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralı bir polisin ameliyat sonrası görüntüleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Bozkurtlar kurulsun, Allah Türk'ü korusun. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Narkozun etkisiyle konuşan özel harekatçımızın sesleri Türk milletinin iç sesini yansıttı. Vatan sana canım feda. MHP 18 Mart'ta yapılacak büyük kurultaya hazırlanıyor. Hazırlıklar çerçevesinde MHP Genel Merkezi'ne kurultay pankartı asıldı. Milliyetçi Hareket Partisi 18 Mart'ta yapılacak büyük kurultaya hazırlanıyor. Parti Genel Merkezi'ne dev kurultay pankartı asıldı. MHP kurmayları önümüzdeki günlerde Ankara'nın dört bir yanının kurultaya davet pankartlarıyla donatılacağını açıkladı. 18 Mart 2018'de gerçekleşecek Milliyetçi Hareket Partisi 12. olağan büyük kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve Bengütürk ekranlarından an be an canlı yayınlanacak. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından aziz şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu, vatandaşa pilav ikram edildi. Umuda yolculuk Erzurum'da son buldu. İnsan kaçakçıları, kişi başına 8 bin dolar aldıkları göçmenleri Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiler. Doğu Beyazıt ilçesinde bir yere kapatıp günlerce işkence ettikleri yüzün üzerinde kaçak göçmen kapatıldıkları yerden kaçtı. Kaçaklar Erzurum'da dağ başında soğuktan donmamak için polise sığındı. Afganistanlı kaçak göçmenler işkence gördükleri yerin fotoğrafını polis ve gazeteciyle paylaşarak tırnaklarımızı sökerek bizi öldürmekle tehdit ederek işkence yaptılar dediler. Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve Ankara yerine Doğu Beyazıt ilçesine getirildiklerini ifade eden göçmenler yaşadıkları çile dolu umuda yolculuğu polislere anlattı. Erzurum'da yakalanan kaçak göçmenler otobüslere bindirilerek Aşkale geri gönderme merkezine götürüldü. Polis Akademisi öğrencileri Afrin şehitleri için klip hazırladı. Öğrenciler klipte Türkiye haritası ile Afrin, Kıbrıs ve Kardak kayalıklarını temsil eden figürlere yer verdi. Tek bayrak. Polis Akademisi öğrencilerinden anlamlı klip. Evet.
Polis amirleri, eğitim merkezi komiser yardımcısı adayı öğrencileri, Afrin şehitleri ve gazilerine saygı amacıyla klip hazırladı. Polis Akademisi'nin bahçesinde çekilen ve 2128 öğrencinin bulunduğu klipte Türkiye haritası oluşturulurken Afrin, Kıbrıs ve Kardak kayalıklarını temsilen de Zeytin Dalı figürlerine yer verildi. Ayrıca Türk bayrağının açıldığı klipte Zeytin Dalı figürlerinin etrafındaki komiser yardımcısı adayları Afrin'in etrafının Türk güçleriyle korunduğu mesajını vurguladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklete minibüs çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Muğla'da trafik kazası. Bodrum ilçesinde bir minibüs Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Burada şimdi benden aramasını... Adana merkezde 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana merkezli FETÖ operasyonları sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen FETÖ-PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında örgütün askeri okullarından sorumlu mahrem imamları bulunduğu da öğrenildi. Zanlılardan mahrem imamı olduğu ileri sürülen 3 kişinin askeri okullarda eğitim gören öğrencileri örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. Aralarında öğretmen, kamu çalışanı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u'da kullandığı belirlendi. Zanlıların yakalandığı evlerdeki aramalarda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve örgütsel doküman ele geçiren polis, zanlıların emniyetteki sorgusunu sürdürüyor. Adana'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Aydın Gültekin havaya rastgele ateş ediyordu. Silahını doldur boşalt yaptığı sırada kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti. Talihsiz olay Adana'da yaşandı. Aydın Gültekin adında vatandaş Seyhan ilçesi Larlıca mahallesi 27 Mayıs caddesinde pompalı tüfekli havaya rastgele ateş açtı. Daha sonra elindeki tüfeği doldur boşalt yaptığı esnada yanlışlıkla kendini başından vurdu. Gencin kanlar içinde yere yığıldığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından caddede yapılan incelemede çok sayıda boş kartuş bulundu. Ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Amasya Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güven huzur uygulaması kapsamında Amasya'da vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler yapıldı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye Güven Huzur kapsamında Amasya'nın çeşitli bölgelerinde denetimler yapıldı. Bir de üstürmesin bir şeyler. Yapılan kontrollerde şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması, iş yeri aramaları ve araç kontrolleri yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1766 kişiye GBT sorgulaması yapılırken 61 iş yeri arandı, 48 araçsa kontrol edildi.
Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 bıçak ele geçirilirken 4 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Denizli'de aydınlatma direğinin yanına bırakılan şüpheli kutu paniğe neden oldu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken kutu kontrollü şekilde patlatıldı. Şüpheli kutu panik yarattı. Görüntüler Denizli'den. Polis Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi'ndeki aydınlatma direğinin yanında şüpheli kutu bulunduğu ihbarını aldı, harekete geçti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha uzmanı metal kutuyu kontrollü şekilde patlattı. İlk incelemede elektrik panosu görünümü verilen metal kutuda parça tesirli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten çalınan 3 otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Oto tamircisi Harun Bülbül'ün otomobili Kahramanmaraş'ta park halinde bulunduğu yerden çalındı. Çarşamba günü gerçekleşen hırsızlık sonrası polis harekete geçti. Plaka tanıma sistemli kameralar üzerinden yapılan çalışmalarda şüphelilerin başka bir araçla gelip Bülbül'ün aracını çalarak kaçtıkları belirlendi. Gaziantep ve Adıyaman'da da araştırma yapan polis, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda biri Gaziantep'ten, ikisi de Kahramanmaraş'tan çalındığı belirlenen 3 otomobil ele geçirildi. Ekipler depoda bulunan hurdacı RÜ'yü gözaltına aldı. Yapılan çalışma sonunda otomobillerin 22 suç kaydı olan Muhammed S., 12 suç kaydı olan Ahmet B. ile 23 suç kaydı bulunan Emrah Y. tarafından çalındığı belirlendi. Şüpheliler Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Harun Bülbül'ün otomobili de kendisine teslim edildi. MİT 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan temas sergisi ziyaretçilerine kapılarını açacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 90. kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı döküman ve istihbari ekipmanları içeren temas sergisi yarın ziyarete açılacak. Ulus'taki 2. Meclis binasında bulunan Cumhuriyet Müzesi'nin ev sahipliğini yapacağı Milli İstihbarat Teşkilatı koleksiyonu temas sergisi 3 ay boyunca ziyaret edilebilecek. Soğuk Savaş dönemi ve öncesini yansıtan gizli dinleme, görüntüleme ve mesajlaşma yöntemlerinin yansıtılacağı sergiyle istihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılabilmesine, stratejik üretim süreçlerinin çok yönlü, sistematik yapısına dikkatlerin çekilmesi amaçlandı. Sergide söz konusu istihbari faaliyetler, bilgiler ve nesneler, gizlilik derecesi, müsaade ettiği ölçüde sunulacak. İstihbaratların çok yönlü, sistemli bir çalışma olduğunu anlatmayı amaçlayan temas sergisi, istihbari faaliyetlerin ülke geleceği açısından önemini yansıtıyor. Aynı zamanda milli mücadele döneminden bu yana Türk milletine farklı isimler altında fedakarca hizmet eden istihbarat örgütleri ve şehitler anısına hazırlanan sergiyle istihbarat tarihinin ziyaretçilere sunulması amaçlanıyor. Aynı dönemde temelleri atılan teşkilatı. Sergide ayrıca MİT'in tarihçesi aktarılıyor. Kuruluşunun 90. yılını kutlayan teşkilatın tarihine ilişkin özel hazırlanan videonun yansıtıldığı bölümde kökleri Cumhuriyet öncesine uzanan teşkilata ilişkin bilgiler yer alıyor. Serginin tarihçi odasındaki kioksta Başbakanlık Osmanlı Arşivi incelenerek hazırlanan Osmanlı'da istihbarat çalışması ilk kez yayımlanacak. Balık
Balıkesir'de 2014 yılında başlatılan Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında müzik ve ritim eğitimi alan öğrenciler eğitmenleriyle birlikte 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Fransa'da konser verecek. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında müzik ve ritim eğitimi alan öğrenciler Fransa'nın Paris kentinde konser verecek. Proje kapsamında Zeytin Çekirdekleri Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Fransa'da Türkiye'yi temsil etmek için hazırlık çalışmalarına başladı. Zeytin Çekirdekleri 23 Nisan'da hayallerindeki konseri verecek olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyor. Ayvalık Beldesi öncülüğünde yapılan proje kapsamında bugüne kadar 1700 çocuk müzik eğitimi aldı. Türkiye'de 270 bin ton üretim ve 230 bin ton ihracat ortalaması ile dünyada kuru üzüm üretim ve ihracatında birinci sırada yer alıyor. Türkiye 270 bin ton üretim ve 230 bin ton ihracat ortalamasıyla dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve ihracatıyla birinci sırada yer alıyor. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ilk sırayı %27'lik payla alan Türkiye'yi %24'lük payla Amerika izliyor. Türkiye'de üretilen çekirdeksiz kuru üzüm dünya genelinde ise 110 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Ulusal Süt Konseyi süt içiyorum kampanyasını başlattı. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor artık sokakta satılan açık sütler konusunda vatandaşı uyardı. Süt içiyorum kampanyası başladı. Kampanyayı Ulusal Süt Konseyi başlattı. Konseyin yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık, süt üretimimiz son 5 yılda %14, son 10 yılda yaklaşık %70 arttı dedi. Nevzat Artık, başta çocuklar olmak üzere bireyleri sağlıklı süt tüketimi konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Türkiye ve dünyadaki süt ve süt ürünleri tüketim ve üretim rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık %5 bir ihracatımızda artış var. Açık süt konusunda da vatandaşı uyaran Artık, ambalajlı sütün daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Sayın seyirciler, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Petrol ofisinin işi ne zor. Bir uçtan öbür uca Türkiye'nin her yerindesin. Bütün istasyonları kontrol etmek kolay mı? Kolay. Hem de çok kolay. Ama eskiden zordu. Şimdi Türk Telekom'la stok kontrolünü rahat rahat yapıyoruz. Hadi o tamam. Issızlığın ortasında derdini kime anlatacaksın? Zor iş zor. Hiç de zor değil. Söyle Taycı. Bir yarım saat erken devretsem sana istasyonu. Bizim oğlanı okuldan alacağım da. Tabii kardeşim, lafım olur. Zor muymuş? Haklısınız. Petrol ofisi gibi devler Türk Telekom'la dijitalleşiyor. 81 ilde birçok şirket teknolojilerini, iletişim altyapılarını ve mobil ihtiyaçlarını Türk Telekom'a emanet ediyor. Biz bu işte beraberiz. Biz kimiz? Milliyetçi, cumhuriyetçi, özgürlükçü ve Atatürkçüyüz. Biz demokrat, yenilikçi,
laik ve imanlıyız. Biz özgür, tarafsız, rakipsiz ve korkusuzuz. Güçlünün değil, aklının yanında, zulmün karşısında, mazlumun safındayız. Bağlamanın mızrabı, kavalın sesi, sarı gelin, ormancı, fettan güzelin sözü. Rast, Hüzzam, Hicaz, Alay, Zeybek, Horon, Lorke, Çayda Çıra ve Çifte Telli'nin hastasıyız. Biz Türk'ün sesi, Bengü Türk'üz. Ailecek şaşkınız. Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ koluysa onun çocukluk arkadaşı şirketin finans müdürü Gökhan'dır. Kim olsa aynı yapardı. Kimse yapmazdı Ferhat. Zaten hastanedeyiz derdi. Böyle şeylere ne gerek var derdi. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Bu nasıl gülmek lan? Galiba benim kalbim temiz. Bence de tertemiz. Daha önce hiç kullanmadığın için. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır. Ülke Anlı'nın çözdüğü cinayetler hep böyle uzak. Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir. Ferhat. Ailecek şaşkınız. İki tür kuş vardır oğlum. Bizim gibi sonbaharda güneye uçanlar ve bu cesareti gösteremeyenler. Yağmur kuşları cesurdur, değil mi baba? Evet, kesinlikle öyle. Pulo'yu, asla yalnız uçmayacaksın. Pulo'yu çok küçük olduğu için henüz uçmayı öğrenememiş yavru bir kuştur. Ailesi güneye göç edince Pulo'yu kutuplarda tek başına kalır. Burada kendisine yeni arkadaşlar edinen Pulo'yu bir yandan kutup soğuğu ve düşmanlarına karşı hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da sevdiği kuşu kötü kartal gölgeye karşı korur. Uyarmaya geldim. Gölgenin bir saldırı planladığını öğrendim dostum. Bana gereken tek şey bir tuzak. Gölgenin çok istediği bir şey bulmalıyız. Ve gölge bu yalancı tuzağa düşer düşmez patlayıcı zamazingoları devreye sokacak. Arne Asgeirsson'un yönettiği animasyonun senaryosu Frederick Ellingson'a ait. Filmin yönetmeni Arne Asgeirsson. Bu ilkbaharda hiç aşk şarkısı söylenmeyecek. Herkes işaretim için hazır olsun. Popoya dikkat! Ha? Derhal bırak oğlumu canavar. Violence is part and parcel of country life. I learned how to stitch up a bleeding wound, load and fire a shotgun. My hands did these things, but I was never easy in my mind. Way down in the water. I held his heartbeat in my... Savaştan sonra. Laura McAllen, yabancı ve korkutucu bulduğu Mississippi'de kocasının sahibi olduğu bir çiftlikte çocuklarını yetiştirmeye çalışmaktadır. Ailenin sıkıntıları devam ederken savaştan dönen iki adam çiftlikte çalışmaya başlar. Laura'nın kayınpederi Jamie McAllen, eşinden farklı olarak çekici ve yakışıklı bir adamdır. Jamie ile beraber savaştan dönen Ronsal, bir savaş kahramanı olarak dönmüştür. Savaşın en acımasız halini gören bu iki insan, yaşadıkları bölgede ırkçılıkla mücadele için ikinci bir savaş verecektir. Yönetmen D. Reese. So
those schools anyway. Mom! You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Uğur Böceği, Kristen McPherson, namı değer Uğur Böceği, son derece sevecen, dik kafalı ve iradeli, annesi gibi olmamak için ne kadar uğraşsa da aynı onun gibidir. Uğur Böceği'nin hemşire olan annesi, eşinin işini kaybetmesinden sonra ailesini ayakta tutmak için yorulmak bilmeden çalışmaktadır. Sacramento, Kaliforniya'da 2002 yılında hızla değişen Amerikan ekonomisinin ortasında geçen Uğur Böceği, bizi şekillendiren ilişkilere, bizi tanımlayan inançlara ve yuva adını verdiğimiz yerin benzersiz güzelliğine etkileyici bir bakış sunuyor. But not Yale because I probably couldn't get in. You definitely couldn't get in. Does mom hate me? If you're tired, we can sit down. I'm not tired. You were dragging your feet. You are so. 2008'deki ilk yönetmenlik deneyiminin ardından yeniden kamera arkasına geçen Greta Gerwig imzalı Lady Bird filminin başrolünde Saoirse Ronan yer alıyor. Yönetmen Greta Gerwig. Our past. Whatever we give you, it's never enough. It's never enough. It is enough. We're afraid of what the future will bring. Sen, ben yok. Biz varız. Akıllı telefonun senin gücün. Bu gücü milletine yansıt. Unutma, haber sensin, sen habersin. 24 saat bize ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz bilgi@bengutürk.com. WhatsApp ihbar hattımız 0531 772 1071. Yenilenen dijital medyasıyla Bengütürk, Türk'ün olduğu her yerde. Bengütürk'ü sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek gündemdeki gelişmelerden anında haberdar olabilir, beğendiğiniz içerikleri herkesle paylaşabilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun, Bengütürk'ün YouTube kanalına abone olup canlı yayınları takip edebilir. Ayrıca kaçırdığınız programları dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her geçen gün artan takipçisiyle Türk nerede? Bengütürk orada. Bengütürk. Sen, ben yok. Biz varız. Akıllı telefonun senin gücün. Bu gücü milletine yansıt. Unutma, haber sensin, sen habersin. 24 saat bize ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz bilgi@bengutürk.com. WhatsApp ihbar hattımız 0531 772 1071. Kalanlar, günün getirdikleri
Haftanın özeti. Gündemi belirleyen olaylar, en önemli haberler, hafta boyunca yaşanılanlar. Her cumartesi pazar haftanın notları gündeme ışık tutuyor. Sağlık alanında son gelişmeler. Kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam yönetimi. Uzman görüşleri, gündemdeki konular ve merak edilenler. Az sonra haftanın notlarında. Sayın seyirciler, programımızın bu bölümünde eğitmen yazar Mustafa Yurttaş yanımızda olacak. Mustafa Bey'i şimdi stüdyomuza alıyoruz ve bugün bize kitabından bahsedecek. Sağ beynini kullanmayan ülkem diye ben çok merak ediyorum. Anlatacak Mustafa Bey bize. Hoş geldiniz programımıza. Ama çok değişik bir giriş oldu, evet, Mustafa Bey. Şimdi Bilge Hanım, bu toplum sağ beynini eğitimde, İletişimde ve bireysel ve ailevi soruların çözümünde kullanıncaya kadar katıldığım her televizyon programına sağ beynimi, bir ayağımı kullanarak çıkacağım. Biz de böyle mi bekleseydik o zaman size? Evet, iyi pazarlar bu arada. Çok bu teşekkür ederim. Bu arada herkes, bizi izleyenlere de herkese iyi pazarlar diliyorum. İnşallah iyi bir program olur. Evet efendim, buyurun. Hoş geldiniz programımıza. Sağ beynimi kullanmayan ülkem kitabımız, kitabımızın ismi. Evet. Çok değişik bir ismi, evet, var. Evet. Neler anlatıyor? Gerçekten biz sağ beynimizi kullanmıyor, evet, muyuz ülkece? Tabii ki şunu söyleyelim, genel anlamda kullanmıyoruz. Çünkü genel anlamda sağ beyindeki potansiyeller bizim eğitimimizde yok, iletişim tarzımızda yok, bireysel ve ailevi sorunların çözümünde kullanmıyoruz. Ve kullanmadı ki, bu sağ beyni kullanmayan ülkem kitabını ben yazarken araştırmalarda da bulundum. Gelişmiş olan ülkeler şu anda daha çok sağ beyin temelli üretim yapıyorlar. Çünkü üretim genelde sağ beyin temelli, potansiyel olarak da genelde sağ beyinde yatıyor. İletişimde mesela eğer arkadaşlarda da isterseniz o slaytları da paylaşalım. Bazı slaytlar yolumuz olmuştu. Biraz programımız interaktif gidecek Bilge Hanım. Şimdi bakın, bu çok önemli. Aslında bunu bütün ülkemize söylememiz gerekir. Şimdi Bilge Hanım, duygularımızın, düşüncelerimizin ve davranışlarımızın kaynağı beynimizdir. Sağ beynimiz ne kadar renkliymiş, ne kadar güzel gözüküyor. Ki zaten dikkat edin. Ben galiba hep sağ beynimi kullanıyorum. Benim beynimde hep buralar var. Evet, çok güzel. Bakın, sol beyin, bakın, sol beynin görevi kelimeler, sayılar, mantık, düzen ve sorgulama ile ilgilenir ve bu toplum en çok ülkemiz sol beyni kullanıyor. Yani iletişimde kelimeleri kullanıyor, eğitimde kelimeleri kullanıyor, toplumsal sorunlar çözümünde öğüt içeriğinde olan kelimeleri kullanıyor. Peki sorunlarımızın çözümünde etkisi kaç? %20. Geliyorum sağ beyine, bakıyorum. Sağ beyindeki potansiyel, sağ beyin renklerle çalışır ve renge göre hareket de geçer. Şekil, ritim, hareket, görsellik, en önemlisi bu arada bütün bu donelerin temel kaynağı olan duygu. Benim işte beyim böyle çalışıyor. Hep bunlar var çok bende. Güzel, çok güzel. Duygu, his ve bir de çok önemli olan üretimin kaynağı olan hayal sağ beynimizde. Şimdi eğer bir, diyelim ki iletişimde bir çocuk sadece kelimeleri kullanıyorsa, etkisi kelimelerle öğrenmeye çalışıyorsa %20'lik bir gigabaytı kullanıyor demektir. Ama bu kullandığı eğitim içerisinde renk varsa, şekil varsa, ritim varsa, görsellik varsa, duygu varsa ve hayal varsa bu %80'e çıkıyor. Bir, özellikle bakın burada ben bireysel olarak hangi statüde olursam olayım, öğretmen olabilirim, işte sizin gibi sunucu olabilirim, işveren olabilirim, anne olabilirim, statüm neyse, ben kişisel hayatımda sol beynimi daha çok kullanıyorum, sağ beynimi de kullanıyorum. Yani ben kelimelere şekil ekliyor muyum? Siz ikisini de kullanıyorsunuz. İkisini kullanmaya çalışıyorum. Bakın, şimdi ben normalde yürümek eğlenceli ve kolay bir şey değil mi? Ama tek ayağınızı kullandığınızda zorlaşıyor. Neden? Çünkü diğer ayağınızı kullanmanız gerekiyor. O zaman beynimizin tek lobunu kullandığınız zaman da hayat zorlaşıyor. Sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyorsunuz ve etkiniz azalıyor. Bir başka slaytımız da vardı. Arkadaşlar geçerse ben özellikle bunu ona ben değinmek... Ben bunu çok sevdim. Beynimin gibi. Çok güzel. Beynimi bakın gördüm. Şimdi nöroloji bilimi diyor ki, yani beyin uzmanları diyor ki, efendim
kelimelerin insan zihni üzerindeki etkisi %7. Hani mesela anlatıyoruz hocam anlamıyor çocuk diyoruz bazen. Ya da öğrencimiz ya da hocam ben anne baba olarak anlatıyorum ama çocuğum beni dinlemiyor. Aslında baktığınız zaman bir çocuğun beyni kelimelere bu şekilde tepki veriyor. Duygu eklediğimizde ses tonu 38, beden dili %55. Peki o zaman kelimeler sol beynin görevi ama ona duygu eklediğinizde bir de ona görsellik eklediğinizde %93'e çıkıyor. Bir uygulama yapalım. Şu ana kadar herhangi bir televizyon programında beni izlemediniz değil mi Bilge Hanım bu arada? Zor yerlerden sormak yok demiştim ben sıkı size. Sıkı diyor, rahat lütfen yani şöyle size bir soru soracağım. Zor sormak yok. Zor. Aslında burada önemli olan şu mesaj var. Beyin aslında biliyorsunuz, daha çok... Biliyorsunuz ben sadece sağ tarafını kullanıyorum çünkü. Beyin daha çok görsele tepki veriyor Bilge Hanım. İşitsele değil. Ben size bir soru soracağım. Lütfen sorduğum soruya cevap verin. Hazır tabii, mısınız? Hazırım. Peki. Bir elde kaç parmak var? 10. Bir elde kaç parmak var? 10. Bilge Hanım bir elde kaç parmak var? 5 parmak. Peki bu nedir? Neden peki onu gösteriyorsunuz? Bakın bunu bana kime sorduysam %90'ı 10 dedi. Neden? Çünkü beyin görsellerle çalışıyor. Evet. Beyin daha çok sözsüz sinyale göre tepki veriyor. Şimdi ben size bir elde kaç parmak var dedim ama 10 parmak gösterdim. Bir daha sorun o zaman. Peki sorayım. Tamam siz istediniz. Bazı kelimeler söyleyeceğim Bilge Hanım. O kelimeleri lütfen kelime olarak aynen tekrar edin. Hazır mısınız? Hazırım. Kalem. Kalem. Silgi. Silgi. Mikrofon. Mikrofon. Telefon. Telefon. Bu kaç? 5. Bu kaç? 5. Bu kaç? 5. Bakın siz istediniz ben de size sordum. Şimdi Bilge Hanım ne dedim ben size? Bakın demek ki beyin kelimelerle değil beyin görseller daha baskın çalışıyor. Ben size hangi kelimeyi söylersem o kelimeyi tekrar edin dedim. Bu kaç? Bu kaç? Evet. Mustafa Bey çok zor yerlerden soruyorsunuz. Zor evet değil. Bilge Hanım, bir de ben çok övünmüşüm. Mesela bu kaçı istisna sadece bir Türk Hava Yolları seminerimde bir pilot cevap verdi. Onun dışında kime sorduysam. Çünkü neden bu aynı biz bu eğitimleri alırken ben de aynen bu kaç dedim. Çünkü niye? Beyin daha çok görsel baskın çalışıyor. Bakın peki o zaman beyin yaşamadığımız bir şeyi çocuğa yaşatamayız. Yaşatmadığımız bir şeyi öğrenciye yaşatamayız. Beyin o zaman daha çok görsele tepki veriyorsa mesela ben bir örnek vereyim. Çilek dedim. Aklınıza geleni bana lütfen söyler misiniz? Çilek dediğimde. Çilek geldi. Çileğin neyi? Rengi. Rengi şekli. Çok güzel. Başka? Şekli geldi. Şekli çok güzel. Tadı. Yazılışı geldi. Yazılışı geldi değil mi? Bakın dikkat ediniz ilk önce aklımıza gelen ne oldu? Rengi ve şekli. Evet. Peki rengi ve şekli algılayıp onu bizim bilinçaltımıza kaydeden beynimizin sağ yarım küresi. Peki biz neden rengi mesela eğitimde... Diyorum ben sağ tarafını kullanıyorum. O yüzden bu kaçı evet bilemedim. Ama toplum olarak yapılan araştırmalara göre biz genelde sol beyin ağırlıklı iletişim kuruyoruz. Sol beyin ağırlıklı eğitim kuruyor ve eğitim veriyoruz. Ve sol beyin ağırlıklı bireysel ve ailevi sorunlarımız çözümünde. Bakın bir şunu özellikle bir tekrar geriye gelebilirse arkadaşlar bunu buna değinip ondan sonra eğitime geçelim. Şimdi sol beyin mantık karar yapmış olduğumuz kişisel mantık karar. Yani öğretmen kendine göre dersi anlatır. Ama peki biz çocuğun biyolojik yapısını, pedagojik yapısını ya da psikolojik yapısını bilmeden kelimelerle çocuğa ne kadar bilgi aktarabiliriz ki? Yapılan araştırmalara göre öğrenilen bilgilerin %90'ı bir gün içerisinde ki belirli bir süre içerisinde tamamen o bilgi ama o çocuk eğer o bilgiyi yaşayarak öğrenirse yani o çocuk o bilgiye zaten orada da bazı derslerde örnek vereceğim geçebilir arkadaşlar. Bakın bunu özellikle çok önemsiyorum. Ben bir baba olsam, bir öğretmen olsam, bir işveren olsam baktığınızda ben çocuğumla iletişim kurduğumda çocuğun duyusal alanı etkin olduğu dönemdeyken ben kelimelerle çocuğuma ne kadar gelecek hazırlayabilirim? Bir de şunu söylemek istiyorum Bilge Hanım. Biz biraz rahatlık bölgemizi terk etmekten korkan bir toplumuz. Neden? Evet, alışkanlıklarından kolay vazgeçemeyelim. Ben kelimelerle söyleyeyim işte oğlum dersini yapmalısın nedeni bu. Etkisi %7. Eğer ben o çocuğa duygu da kazandıracaksam benim görselim de işin içinde olmalı. Benim hareketim de içinde olmalı ve benim o çocukla birlikte yaşayarak öğrettiğim zaman çocuk ondan zevk alacak ve sağ beyindeki potansiyel dahil edecek. Eğer ben diyelim ki bir sorunla karşılaştığımda mantıkla çözersem bakın dikkat ederseniz biz genelde sol beynimizi kullandığımız için sokaklarımız sağlıksız, evlerimiz sağlıksız ve işletmelerimiz sağlıksız. Niye? Çünkü biz kişisel mantık kalıplarımıza göre karşı içinde bekleniriz. Bakın sağ beyin özgür bırakır. Alışılmış mantıkla yapıyoruz. Ve empati kurar. Herkesi. Ben Bilge Hanım'ın yerinde olsaydım bu olaya nasıl yaklaşırdım? Bilge Hanım da diyecek ki ben Mustafa Yurttaş'ın yerinde olsaydım bu olaya ne? O zaman bu defa eğer empati bir iletişim kurduğumuzda
bu soruna sorun ekleme değil de bu defa çözüm odaklı iletişim kurmuş olacağız. Şimdi o kadar dikkatli dinliyorum ki sizi. Şimdi bir şey sorarsınız böyle bir daha hata yapmayayım diye çok dikkatli lütfen. Dinliyorum. Peki o zaman bakın aslında ben dikkat edersin ayette geçiyor. Biz sizi mükemmel şekilde yarattık ve gerçekten de öyle. Bakın Bill Gates'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir insanın kendisini keşfetmesi hazine dolu bir ülkeyi keşfetmesinden daha değerlidir. Mevlana ne diyor? İnsanlar kitaplardan önce kendini okumalı. Biz kendim, bakın mesela diyelim ki işte hani ben yaklaşık 18 yıldır eğitim sektörü içerisindeyim, seminerler ve aynı zamanda kurumumuzda da bu eğitimleri veriyoruz. Siz çocuğun duygusunu, çocuğun hareket duygusunu, görselini, şeklini, çünkü en ağır olduğu dönem bu dönem olduğu için harekete geçirdiğiniz zaman istisna olanları bir tarafa bıraktığımızda öğretemeyeceğiniz bir şey yoktur çocuğa. Ama maalesef biz genelde ezber eğitimi tercih ediyoruz. Biz bu tarafla hep ezber eğitim, bakın hatta yapılan araştırmalara göre ezberin kelime karşılığı zihinsel tahribattır. Ezber yaptıkça o çocuğun düşünme yeteneğine zarar. Çünkü bakın bir örnek daha vereyim ben size. Hani o örneğimi unutmadan geçmeyeyim. Şimdi diyelim ki siz bir telefon makinesini düşünün. Kapanma tuşu var, açma tuşu var. Ya da işte onun kullanım sistemi var. Siz o telefonu açmak için kapanma tuşuna bastığınızda açılmıyorsa sorun telefonda mı? Yoksa sorun sizin o aleti kullanma yöntemini bilmemenizden mi kaynaklanıyor? Şimdi ben eğer beyin nasıl çalışır, beyin nasıl harekete geçer, beyin nasıl öğrenir, beyin yaşanmışlığı nasıl hareket eder bir öğretmen olarak ben bilmiyorsam, sadece kelimelerle öğretiyorsam o çocuğun bunu öğrenmesi mi? Çünkü çocuğun duyuları işin içerisinde değil. O biz lisede hep öyle öğrendik. Bakın ben Zahide Hanım'ın programında da özellikle dile getirdim. Bu toplum artık bizim yapmış olduğumuz her işin içerisinde mutlaka duyguyu eklememiz lazım. Çünkü duygunun içinde olmadığı hiçbir şeyde gerçek anlamda başarı elde edemezsiniz. Hatta şunu diyorum, bir çocuk örneğin 5 duyusunu işleyişe dahil ederse 5 duyusuyla öğrendiği bir şeyi bir daha unutmaz. Ama ezberlediğini unutmak zorunda kalır. Ben devam edelim. Birkaç eğitimden örnek varsa onları da göstereyim ben. Eğitimde nasıl kullanmamız gerekir? Şimdi o kelimeleri söyledim. Bakın bu çok önemli. Ben bunu her televizyon programında ve seminerlerimde dile getiriyorum. Mesela diyelim bir coğrafya öğretmeni. Hatta bir öğretmen arkadaş diyor ki ben coğrafya öğretmenine sordum. Sırayla bana sayamadı. Ama ben bir seminerimde ilkokul mezunu bir teyzeyi kaldırdım. Önce sol beynin ürünü olan kelimelerle söyledim. Tabii cevap veremedi. Sonradan size de soracağım. Sağ beyin temelini söyledim. İlkokul mezunu sırayla kalktı, tek tek bana saydı. Bakın o zaman aslında biz kolayı zorlaştırıyoruz Bilge Hanım. Bakın bir, beyin basit olanı seviyor. İki, beyin yapılan araştırmalarda beyin renklendirilmiş bilgiyi seviyor. Üç, şekillendirilmiş seviyor. Dört, beyin yaşayarak öğreniyor. O zaman hatta ben eğitimlerimde de diyorum, beyin duyunca öğrenmiyor. Beyin onu yaşayınca öğreniyor, uygulayınca öğreniyor. Bakın şimdi Doğu Karadeniz bölgesinin dağları, hani bizdeki eğitim sistemi, ben aynı zamanda eğitim kökenliyim. Şimdi Doğu Karadeniz bölgesinin dağlarını anlatacağız zaman bir coğrafya öğretmeni diyelim ki, işte diyecek ki arka çocuklar doğudan batıya ya da batıdan doğuya bizim 6 tane dağımız var. 1 Yanlışam, 2 Giresun, 3 Rize, 4 Mescit, 5 Şimen, 6 Kum. Şimdi çocuk bunun notlarını alıp defterine yazıp bunu yarın sınava aktaracağı zaman çocuk da sınavda şöyle bir endişe duyuyor. Peki ben birisini unutursam ya da efendim sırayı karıştırırsam, sıralamayı unutursam. Bakın bu çocuğa bu sistemden kaynaklandığı için kaygı psikolojisi yüklenmeye başlıyor. Acaba ben sınavda eksik kalırsam öğretmenime ne söylerim, sınıfta nasıl algılanırım? Peki ben size sorayım. Lütfen şöyle bu dağlara şöyle bir bakabilir misiniz Bilge Hanım? Bugün sizi bayağı terleteceğiz. Evet, siz bunu buyurun lütfen. Evet baktım. Yalnız Çam, Giresun, Rize, Mescit, Çimenkop. Peki, ne çıkacak arkadaşlar? Şöyle, çok şöyle dönelim ama lütfen kameraya bakmadan da şöyle bize sıraya bir örnek vermek istiyorum. Hani sizin vasıtanızla bizi izleyenlere özellikle şu mesajı vermek istiyorum. Biz kolayı neden zorlaştırıyoruz? Neden kelimeleri her şeyi hapsetmişiz? Neden hareketi kullanmıyoruz? Öyle öğretildiği için en başta bunu, herhalde eğitim sistemimiz hep ben bu kalıpları kırmamız gerekir Bilge Hanım. Eğer biz gerçekten bu ülkeyi seviyorsak, gerçekten çocuklarımızın geleceğini önemsiyorsak ve gerçekten eğer bir şey, bir katkımız olacaksa koltuğumuzdan kalkıp rahatlık bölgemizi terk edip
bir şeyler üretmek için gerçek anlamda samimi olarak işin içerisine önce bizim adım atmamız gerekir. Bakın ben şunu söylüyorum. Aynı zamanda Mustafa Yurttaş Akademi olarak biz bu eğitimleri verdiğimizde de ben hiçbir seminerimde oturarak seminer vermemişimdir. Hatta bazen panel olanı bizi çağırıyorlar, gidiyoruz. Herkes oturarak anlatıyor. Ben kalkıyorum hocam diyor. Bırakın biz hani niçin şimdi bizden aynısını isteyecekler. Dediğiniz gibi ama beynimiz rahat olanı, kolay olanı istiyor ya. Bir öğretmeni ders anlatırken sırtı terlemiyorsa niçin bu öğrenci öğrenmiyor deme hakkı yoktur. Bir anne baba çocuğuna sabah kalkıp rahatlık bölgesini terk edip kahvaltı hazırlayıp çocuğu doğal besleyip okula göndermiyorsa, beslenme çantasıyla gönderiyorsa bu çocuk niye öğrenmiyor deme hakkı yoktur. Bir işveren eğer çalışanların önünde çalışmıyorsa, fedakarlık, hani dikkat edersiniz fedakar diyoruz, kar etmeniz için neyinizi feda etmeniz gerekir? Yani biz maalesef, ha bu art niyeti mi değil, bildiğimiz bu. Bu kalıpların değişmesi gerekir. Yani gerçek söylüyorum, bugün biz ülke olarak bireysel yaratıcılığımız etkin olduğu halde neden biz gelişmiş ülkelerin teknolojisi kullanmak zorundayız? Çünkü sağ beyni kullanmıyoruz. Sağ beyni kullanmadığımız için de başkalarının ürettiklerini tüketmek. Bakın lütfen şöyle bana tat bakmadan söyler misiniz dağları? Bir. Yalnızcam. İki. Giresun. Üç. Rize. Dört. Mescit. Beş. Çimen. Altı. Kop. Oo, alkışlıyoruz. Bu arada siz şeyler bakmıyordunuz değil mi? Şey dağları düşünmüyordunuz. Hayır ezber. Geçelim. Çok güzel. Bakın burada. Ezberlemiştim bak. Çok güzel. Zaten ezber bizim toplumda en çok kullandığımız ve en kolay olan alan. Peki geçelim lütfen diğer slayta geçebilirsek arkadaşlarla. Ben burada bakın. Şimdi ben bir çocuk olsam. Biraz önce dediniz ya işte sağ beyinde renk var, sağ beyinde şekil var. Ben bir coğrafya öğretmeni olarak diyelim ki çocuklara ders anlatacaksam, Doğu Karadeniz bölgesinde alan anlatacaksam. Çocuğun duyusal dönemi olduğu için kelimelere karşı uyarılmış olan kısmı gigabayta düşük. Ben sağ beyinde anahtar kelimemle de Doğu Karadeniz bölgesinin dağları yazdım. Buraya bir şekil çizdim, renk çizdim. Buraya yalnızçam kelimesi sol beyin atılacak. Çocuk buraya yalnızçam resmini çizdiği zaman öğretmene ait olan biraz önceki slaytta gördüğümüz bilgi çocuğa ait olmaya başlıyor. Bir çocuk bilgiye dokunuyor. Kafasında canlandırıyor. Kafasında canlandırıyor, bilgi üzerinde düşünüyor, bilgiyi işlemeye çalışıyor. Ve bu resmi çizdiği zaman bu artık Doğu Karadeniz bölgesindeki yalnızçam resmi çocuğa ait olmaya başlıyor. Yani artık çocuk bilgiyi ezberlemiyor, bilgiyi yönetme pozisyona geçiyor. Giresun deyince aklımıza ne geliyor? Fındık. Fındık. Fındık resmini buraya çizdiniz. Rize deyince aklıma ne geliyor? Bakın biraz önce ne tek ayağımı kullandığımda zorlandım. Hocam niye tek ayağınızı kullanıyorsunuz? Allah bize niye iki ayak vermiş? Kullanalım. Peki Allah bize sağ beyni vermiş de bu ülke neden kullanmıyor? Niçin kullan? Peki hocam bu sizin söyledikleriniz iyi. Hayır. Bizim tekrar Amerika'yı keşfetmemize gerek yok. Gelişmiş ülkeler bunu yapıyor zaten. Bugün Finlandiya örnektir, Kanada örnektir. Bakın ya biraz önce ne dedim? Beyin yaşadığını öğreniyor, dinlediğini de. Devam ettim. Bu bitirelim. Rize, çay. Mescit deyince aklıma ne geliyor? Cami. Çocuk cami resmini çizdi. Mescit, çimen resmini çizdi. Kop dağı. Kopmakta olan bir ipi buraya çizdiği, hatta yapılan araştırmalara göre beyin sağdan sola alınmış şekilleri, notları daha rahat atlıyor saat yönünde. Peki lütfen bakalım. Bakın yalnızçam. Bu defa hiç ezberlemeden çok rahat söyleyeceksiniz. Yalnızçam. Efendim Giresun, Rize, Mescit, Çimenkop. Şimdi çocuk bunu çizdiği zaman bu bilgi çocuğa ait olduğu için çocuk hiç zorlanmadan zaten bu bilgiyi aktarabiliyor. Ama diğer kısmını kullandığı zaman bu defa acaba çimen miydi, kop muydu karıştırıyor ve bu da çocuğa o sınav çocuğa ağır gelmeye başlıyor, eğitim ağır gelmeye başlıyor ve zaman içerisinde zorlanmaya başlıyor. Devam edelim birkaç. Mesela hocam hani diğer şeylerde de söylemiştim. Mesela tarihten bir örnek verelim. Hani en çok ezberlediğimiz dersler içerisinde bir tarih dersinde de örnek verelim. Arkadaşlar gösterirse slayta onda da bakalım. Bakın sözel derslerde bütün derslerde sağ beyin temelli çok rahat örüyor. Biz kendi kurumumuzda özellikle bu eğitimleri verirken buna dikkat ediyoruz. Çocuk eğer ben yapabilirim duygusunu geliştirdiği zaman o sınıf çocuğa farklı gelmeye başlıyor. Ki İngilizce dersinde de örnek vereceğim. Şimdi çocuk özellikle burada tarihten göster. Kısa bir ara vereceğiz. Devam edeceğiz slaytlarımıza. Sayın seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Müzik
Yazlar'la şimdi ilk 3 taksit Turkcell'den. Çok iyiymiş o. Fedan abi, bakıyorum da kampanyayı duyunca yüzüne renk geldi. Aynen organiksiyim. Siz de Turkcell'e gelin, hayalinizdeki akıllı cihaza ilk 3 taksit bizden fırsatıyla sahip olun. Ben sizden bir imza rica edebilir miyim? Albüme mi, fotoğrafı mı? Tablete, dijital imza, işlemlerinizi hızlandırabilmek için. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda eğitmen yazar Mustafa Yurttaş var. Mustafa Bey bize diyor ki sağ beynini kullanmayan Ülkem. Biraz önce beni de test etti. Ben de sağ beynimi kullanmayamışım. Evet. Şimdi bakın Bilge Hanım, sol beyin. Siz çocuk olsanız hangisini tercih edersiniz? Bunu tercih ederim tabii ki. Renkli ve güzel olduğu için. Demek ki o zaman bir çocuğun fabrika ayarlarına göre öğretmediğim için sorun yaşıyoruz. Tarihten bir örnek verelim. Mesela hani ezberlediğimiz dersler içerisinde aslında mesela sözel derslerin hepsini siz sağ beyni kullandığınız zaman o çocuk yapabilme duygusu geliştikçe çocuk o derse karşı bir sempati duymaya başlıyor. Hı hı. Okula karşı sempati. Çünkü çocuk yapamadığı ortamda bulunmak istemiyor. Yaptığı ortamda bulunmak istiyor. Hatta yaptığını göstermek istiyor. Mesela tarih diğer slaytımıza geçersek orada arkadaşlarımla rica etsek. Hı hı. Burada mesela tarih dersinde biz bunu nasıl uygulayabiliriz? İngilizce gel. İngilizceden örnek verelim. Hı hı. Mesela bakın ülkemizin kullandığı. Biraz önce ne dedim? Beyin duyunca öğrenmiyor. Yapınca öğreniyor. Evet. Hello kelimesi ne demek? Merhaba. Efendim öğretmen 4 kelimeyi buraya yazdı. Çocuklar bunların notunu alın. İşte temel cümle içerisinde bunu kullanın. Onun için biz dünyada İngilizce konuşmayan ülke olmamızın tek sebebi Bilge Hanım. Bununla biz sol beyin ürünlü İngilizce öğretiyoruz. Sınavdan sonra çocuk unutuyor. Peki devam edelim. Mesela sağ beyin ne diyor? Sağ beyin diyor ki bu hello kelimesini çocuğa tokalar açma resmini çizdir. Hı hı. Hani bütünsel öğrenme diyoruz ya, yaşayarak öğrenme. Ve işte efendim how are you resmini çocuğa çizdir. Ve kalk mesela bir örnek verelim size. Hello dedin değil mi? Bakın. Hello kelimesi merhaba demekle bunu size çizdirmek. Akabinde bunu pratiğini yapmak. Pratiğini aynı yapmak etkini kesinlikle bırakır. Kesinlikle farklı etki yapıyor. İşte dünya yaşayarak öğrendiği için eğitimde çok sorun yaşamıyor. Gelişmiş ülkeler özellikle söylüyorum. Ve eğer bakın İngilizce mesela dedik ya konuşmayan ülkelerimiz, sebep biz yaşayarak öğrenmiyoruz. Biz dinleyerek öğreniyoruz. Dinlediğin zaman çocuk pasif dinleyici ama uygulamalı olduğu zaman çocuk aktif oluyor. Aktif olduktan sonra da bakıyorsunuz ki o çocuk yapabilme duygusu gelişiyor. Bakın tekrar ediyorum. Biyolojik sorunu olmayan, tekrar ediyorum, istisnalık bir durum olmayan bir çocuğun öğrenme etkisi yetişkinlerde yapılan araştırmalara göre %25 fazla. Bakın o sağ ve sol beyin egzersizleri biz anlatıyoruz. 3,5 yaşında Ece diye bir öğrencimiz vardı bu arada, selamlarımızı da iletelim. 5 dakikada öğrenmiş olduğunu biz anne babasına, yetişkinlere bir ayda öğretemiyoruz. Aslında çocukların zihni boş. Duyusal çalışıyor. Çocuklar çok çabuk öğreniyor ama sistemde duyular yok. Devam edelim lütfen. Onunla ilgili başka slaytlarımız da varsa onlara da değinebiliriz. Bakın sol beyin, sağ beyin. Yani aslında bakın bunu da altını çiziyorum. Bu tarz öğretmen şekli öğretmen de işini kolaylaştırıyor. Hı hı. Hadi çocuklar biz kelimeleri yazdık. Şimdi siz de kalkın bunu kendinize göre görselleştirin. Ondan sonra tiyatral tarzında sınıfta pratik yapacağız dediği an o çocuk uçarak okula gelir. Mutlaka daha da hoşuna gidecektir çocukların. Ama çocuk önemli. Bakıyor diyor ki bu öğretmen bana ders anlatıyor ama benim hiçbir tarafı hitap etmiyor ki. Sağ beynime, duyguma hitap etmiyor. Şeklime hitap etmiyor. Hareket yapmıyorum. Biz ne yaptık efendim? Hiperaktivite diyoruz. Bakın ben aynı zamanda 7 kitabım var benim bu arada Bilge Hanım. Dikkat eksikliğine farklı yaklaşık kitabımda yazdım. Dikkat eksikliği mi yoksa motivasyon eksikliği mi? Motivasyon eksikliği olduğunu inanıyorum. Bakın ben. Duyguların içinde olduğun, bakın mesela bir önce tarihten örnek vermiştik. Örneğin tarihte yönetim şekilleri. Bu arada biz Mustafa Yurttaş Akademi'de biz bu eğitimleri verdiğimizde çocuk çiziyorsa bildiğini hocam beni de dinleyin diyor. Aktar. Ama çocuk sadece sol beyin ağırlıklı dinlemişse mesela Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesidir. Bir seçim sistemi sonucu oluşan
bir yönetim tarzı. Monarşi egemenlik tek kişiye aittir. Öğretmen anlatıyor. Yönetici kral ya da padişah olarak bilinir. Oligarşi bir sınıf, bir zümre, bir grup, bir aile yönetimi. Teokrasi dine dayalı yönetim. Dini kurallarla yönetilen ülke. Meşrutiyet kral artı meclis hükümeti dedi. Peki öğretmen bu tahtaya bilgileri yazdı. Siz bir öğrenci olsanız bu bilgileri ezberlemeden cumhuriyeti monarşiden, monarşi oligarşiden ayırt edebilir misiniz? Ezberlemeden ayırt edemezler. Peki ben neden enerjimi ezbere harcıyorum ki? Neden yaşayarak öğrenmiyorum? Geçelim diğer slayta. Peki bu sol beyin. Sağ beyin de diyor ki kardeşim bunu o bilginin içeriğine göre görselleştir. Görselleştirdiğin zaman devam edelim. Arkadaşlar da mesela onu da bir görelim. Görselleştirdiği zaman çocuk bilgiye dokunmaya başlıyor. Ve o bu bilgiden, bu cümleden nasıl bir şekil çıkar, nasıl bir şekli ben çizebilirim dediği zaman bilgi üzerinde düşünmeye başlıyor. Ve o şekil o çocuğa bilgiyi hatırlatıyor. Bakın arkadaşlar da geçerse ben o şekille ilgili olanı da göstereyim. Şimdi bakın burada, bakın. Şimdi ben tarihte yönetim şekilleri dedim, anahtar kelimem konum. Burada bir şekil çizdim. Buraya demokrasi dedim. Çocuğun aklına ne gelmiş? Sandık. Oy atmak. Evet. Peki çocuk bu cümle o soyutu somutlaştırıyor kendince. Somutlaştırdığı zaman zarf kelime, zarf şekli ve sandık şekli çocuğa neyi hatırlatacak? Demokrasi. Demokrasi çocuğa neyi hatırlatacak? Tarihte yönetim şekli. Devam ettim. Teokrasi. Ne dedik? Dini yönetim. Çocuğun aklına ne gelmiş? Papa. Resmini çizmiş, renklendirmiş. Artık bu bilgi çocuğa ait. Bir önceki slayttan biz devam ediyoruz. Kalalım. Efendim, monarşi, kral resmini çizdi çocuk ve bilgi üzerinde düşünmeye başladı. Devam ettim. Oligarşi ne demiştik? Aile, zümre, sınıf yönetimi. Aile resmini çocuk kendine göre çizdi. Meşrutiyet, kral artı meclis yönetimini çizdiği zaman çocuk bu bilgiler sınava girdiği zaman sandık. Şekillendi artık kafasında. Şekillendi. Papa resmini zaten bu kadar çocuk bunu çizdiği zaman bu resim çocuğa teokrasinin içeriklerini anımsatacak ve çocuk da çok rahat bunları sınava aktaracak. Peki bu aslında aynı zamanda hocam diyor ben çocuğa ödev yaptırmak istemiyorum. Çünkü niye çocuğun duyularına hitap etmiyorsun? Bir çocuk evde diyelim ki ya sağ beyin temelli bu tarz yönetimleri gerçekleştirdiği zaman aynı zamanda bu aslında sınıfta öğretmen de işini kolaylaştırıyor. Çocuklar biz sağ beyin temelli öğretme sistemini size öğretmiştik. Anahtar kelime nasıl belirleniyor? Şekiller nasıl çiziliyor? Hadi bakalım herkes kendine göre bunu şekillendirebilir dediği an aslında bu öğretmen de işi. Ben yaklaşık bakın Mustafa Yurttaş olarak ben ilkokulda, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hazırlık ve üniversite derslere girdim. Ve yani beni araştırabilirler. Şunu gördüm, aslında öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Ödev yapamayan çocuk yoktur, yaptıramayan ebeveyn vardır. Yani yeter ki siz insanın biyolojik yapısını, fabrika ayarlarını doğru olarak işe dahil ettiğiniz zaman çorap söküğü gibi arkası geliyor. Devam edelim. Ben bununla ilgili, bakın şunu da çok önemsiyorum. Bu ülke sol beyni kullandığı için çok acılar çekiyor. Ben seminerlerde çok farklı olaylarla karşılaşıyorum Bilge Hanım. Bakın şimdi elmasın ilk hali kara kömür parçası değil mi? Yani dışarıdan bakıldığında usta değilseniz bunu sobada yakmak için kullanıyorsunuz değil mi? Bakın elmas ustacısı bunu işlemiş ve şu anda paha biçilmiyor değil mi elmasın gramına? Evet. Peki ham madde olarak çocuk potansiyel dahi olarak geliyor da ben elmas ustasını, elmas işlemeyi bilmediğim için bunu vitrine koyamıyorum. Çocuklar da aynı şekilde. Ve binlerce çocuğumuz, binlerce insanımızın potansiyeli sağ beyni bu ülke kullanmadığı için maalesef her şeyi kelimelere hapsettiğimiz için üretemiyoruz. Bakın ben her zaman söylüyorum bu ülkede çok acıların çekmesinin sebeplerinden biri de biz daha çok rahatlık bölgemizi terk etmeden her şeyi kelimelere ve bazen bildiklerimizi hapsetmişiz. Alışılmışlar üzerinden gidiyoruz. Hep evet alışılmışlardan çok böyle uzaklaşmayı sevmiyoruz. Ve bu handikap olarak bizi ve geleceğimizi etkiliyor. Diğer slayta geçebilirsek ben bununla ilgili de aslında hani slayta olarak gitmişti. Bakın bu şekle aslında ebeveynler, öğretmenler baksın. Bu çocuk sağ beyin temeli iletişim veya görseli nasıl kullanacağını öğrendi mi ki? Bakın bu yaş olarak bakın aynı harekette bulunuyor. Görsel. Çocuk neyi görüyorsa aslında onu yaşıyor. Hatta bakın bunu altını çiziyorum. Bütün ebeveynlere, öğretmenlere söylüyorum. Çocuk kulakla eğitilmez.
Kulakla eğitme tembellerin işidir Bilge Hanım. Eğer ben işin içerisinde hareket varsa, işin fedakarlık bölgemi terk edeceksem daha iyi yetiştiririm ki ona da geleceğim. Edison'da örnek vereceğim. Hatta uzmanlar diyor ki bir davranış bin kelimeden daha etkilidir insan zihni üzerinde. Peki ben bir davranışta bulunacaksam, bir davranış bin kelimeye hitap edecekse neden kelimeleri hep hapse, bin kelimeyi niçin kullanıyorum? Bakın açık söyleyeyim bu arada. Saygılar sunarım, bizi dövmesin babam. Mesela babam da öğüt vermeyi. Çünkü bu toplum genelde bunu öğretmiş. Babaları öyle, evet. Hep çağırıyordu mesela. Öğüt vermeyi seviyorlar. Çağırıyordu beni ve abimi. Oğlum gelin işte öğüt verecek. Konu ne? Kitap okumak. Çok güzel. Saatlerce kitap okumanın öneminden bahsediliyor. İşte böyle okuyalım, şöyle okuyalım. Tamam da içimden şu geçiyordu. Ya sen baba, niye okumuyorsun baba? Madem çok faydalısı, sen niçin okumuyorsun? Bakın bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani evet, biz... bütün artık eğitmenlerimiz, bütün uzmanlar hep çocuklara rol model olun diyor zaten. Evet, anlatarak değil de yaparak, yaşayarak öğrenin. Bakın aslında diyor. Bizim kültürümüze, tarihimize de baktığımız zaman gerçekten çok güzel potansiyellerimiz var. Ama maalesef biz günümüze taşıyamadık ve çoğunu yitirdik. Bakın İmam Azam'a biri geliyor, bir öğrencinin velisi. Hocam diyor, biz işte hani doktora gittik, çocuğumuzun bal yememesi gerekiyor. Biz söyledik, bizi dinlemedi. Hani hocası sizi sevdiği için sizin söylemenizi rica ediyoruz. İmam Azam da diyor ki o zaman diyor gidin 40 gün sonra gelin diyor. Tamam diyorlar, tabii gidiyorlar. 40 gün sonra geldikleri zaman evladım diyor bal yeme. Annesi diyor ki efendim diyor, yani bu kadar kolay olan bir şey için 40 gün neden bizi beklettiniz diyor. Bakın çok güzel. Hep aslında bu hep ben aslında burada hepimiz için çok güzel bir mesajdır Bilge Hanım. Diyor ki efendim diyor, siz 40 gün önce geldiğinizde ben bal tüketen biriydim. Bir yetişkin olarak ben bal tükettiğim halde bir çocuğa bal yeme demeyi kendimde hak olarak bu görmediğim için söylemedim ve balı hayatımdan çıkardıktan sonra söyledim. Ancak bunu söyleyebilirim. İşte bakın yaşamadığımız şeyi hep söylüyoruz. Hı hı. Onun için etkimiz azalıyor. Bakın ben özellikle şurada buradaki sağ beyni kullanmıyor, ülkemdeki amacım benim farkındalık oluşturmak. Mustafa Yurttaş olarak ben genelde çözüm üretiyorum, sorun mu üretiyorum? Şimdi mesela diyelim ki yoldan geldiniz, hani görmeden kaza diyoruz ya, arabaya çarptım. Şimdi ben kalkıp oradaki gelip, şimdi araba çarpıldı diyelim, arabada bir hasar var. Arabadaki kişi gelip gözün kör mü, neden bunu yaptın diye kavga ettiği zaman ikinci sorunu ekliyoruz. Karakol, üçüncü sorunu ekliyoruz. Peki tamam oldu. Bunun çözümü nedir? Kazadır, olur diyeceğiz olur. Ve son çözüm yoluna bakacağız. İşte bakın sol beyin, kişisel mantık kalıplarımız çok acılara da neden oluyor. Ben geçebiliriz bu arada diğer slayta. Bir Hatay'da seminere katılmıştım. Bu arada özellikle bizi takip edenler hocam, bakın bu da çok önemli. Ben bunu önemsiyorum. Bu arada zaman konusunda daha bir 15 dakikamız daha var ikinci aramız için. O diğer şiiri de okumak. Çünkü şiir özellikle bir şiirimiz var. Okumamı tavsiye ettiler, önerdiler bizi takip edenler. Söz verdim okumak için. Şimdi diyelim bir ebeveyn burada çocuğa bir yaramazlık yaptı. Sol beyin taarruz iletişim kurarsa mantık kalıbı ödevini yap, yaramazlık yapma dediği zaman çocuğun da soyu düşünme yeteneği gelişmediği için bu ebeveyn iyi niyetli ama yaklaşımı yanlış. Kötüleştirici, gelenekçi. Genelde bu tarz iletişim kuran bir ebeveyn, araştırmalar ve psikoloji bilimi diyor ki bu tarz çocuğun özgüvenine ve yaşam tarzına, başarısına zarar veriyor. Diğer slayta geçelim lütfen. Bu sol beyin genelde kızma, genelde mantık arama ve genelde sözel bizim şiddet kullanma. Bakın bu da sağ beyin. Biraz önce sağ beyinden bahsettik. İki gülümseme ruh hali. Burada çocuk yaramazlık yapıyor ama ebeveyn çocuk olduğunu bilincinde. Bir psikoloji diyor ki ebeveyn burada bilinçli, eğitimli, yenilikçi, iyileştirici, bakın doneleriyle çocuğa kazandı, insan odaklı. Yani eğer ben biraz önce ne, çocuk gözle eğitiliyor, kulakla eğitilmiyor. Genelde çocuk bu tarz iletişimle bir evde yetiştiği zaman araştırmalar bu çocuğun özgüveni ve yaşam başarısının güçlü olduğunu gösteriyor. Yani aslında biz kolayı zorlaştırıyoruz. Evet yani çocuklar zaten hani ne verirsek alıyorlar. O yüzden ona yeter göre davranmak. Yeter ki doğru verelim. Yeter ki doğru öğretelim. Yeter ki insan fıtratına uygun olan işleyişi biz de kendi kişisel hayatımıza çekelim. Devam edebiliriz bu arada. Şimdi tabii ben burada hani biraz zaman, bakın burada evet bizim biraz önce söyledim Ece. Ece 3,5 yaşındaydı. Abisiyle birlikte sınıfa girerken
5 dakikada sağ ve sol beyin egzersizlerini öğrendi. Ama biz annesine ya da veliye biz bir ayda öğretemediğimizi çocuklara 5 dakikada öğretiyoruz. Çocuğun dahi potansiyelini doğru işlersek o çocuğa öğretemeyeceğimiz bir şey. Ne kadar çabuk kopuyorlar değil mi? Doğru evet, şeyi öğrettiğimiz aynen zaman ve doğru şekilde verdiğimiz doğru zaman. Doğru şekilde. Zaten biz psikolojide şu çok önemli. Yerinde, zamanında, dozunda. Yani şu anda yeri mi, dozu mu ve ben gerçekten bunu zamanı iyi ayarlayabiliyorum dediğiniz zaman zaten dediğim gibi işi bu defa kolaylaştırmış ve pozitif alanda yaklaşmış olursunuz. Bir de ben şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir Hatay'da seminere katılmıştım. Biz dedik ya bu toplum genelde sol beyni kullandığı için acılara sebep oluyor. Seminerde sağ beyin, empati iletişimden bahsederken orada bir hani seminer sırasında baktım bir bayan ağlıyor. Dikkat çekiyor. Hayırdır dedim, bir sıkıntınız mı var? Hocam ben de paylaşmak istiyorum dedi. Yani keşke dedi ben de hani eşimle birlikte bu tarz seminerlere daha önce katılmış olsaydık da bir canı kurtarmış olurdu. Paylaşın lütfen dedim. Bakın Bilge Hanım, hiçbir ebeveyn çocuğunun başarısız ve mutsuz olmasını ister mi? Hiç kimse istemez. Peki neden sokaklarımız, okullarımız, evlerimiz başarısız ve mutsuz çocuklarla dolu? Yanlış öğretilmekten herhalde. Bazı kalıpları kırmamız gerekir. Paylaşın lütfen dedim. Ben de kitaplarımda yazarım, paylaşırım. Hocam dedi, bizim üniversite hazırlık yapan bir genç kızımız var. İlk yıl üniversiteyi kazanamadı. İkinci yıl babası biraz baskın bir karakter. Sözler ve fiziksel şiddet kullanan kişi. Kızım bu yıl üniversiteyi kazanacaksın. Kazanmazsan şöyle olur, böyle olur. Ve her bu sözler bir süre çocuğu boğdu. Ve çocuk da deneme sınavlarına düşük puan alınca bunalıma girdi ve intihar etti. Peki ben soruyorum Bilge Hanım. Hangi üniversite benim çocuğumun hayatından daha kıymetli? Bugün bakın ben bir eğitimci olarak söylüyorum. Eğer siz çocuğunuza insan odaklı iletişim kurmadığınız zaman hiçbir üniversite o çocuğa gelecek hazırlama. Çünkü çocuk evde inşa ediliyor. Eğitim çocuk zaten evde başlıyor. Başlıyor ve bakın dikkat edin, gelişmiş veya tarihte iz bırakan insanlara baktığınız zaman güçlü bir aile desteğini almış olduklarını görürsünüz. Ve devam edelim. Bir Edison'un da örneğini vermek istiyordum. Edison, yani bakın bugün bilim dünyasında paradigmalarını değiştiren kişi. Hatta mektubunu da okumak istiyorum arkada. Burada bakın bunu özellikle altını çizerek söylüyorum ve Türkiye'ye sesleniyorum. Duyuların içinde olmadığı hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Duygu yok. Bakın ben her kitabımda da Sağ Beyni Kullanmayan Ülkem kitabımda da yazdım. Düşünce bir esintidir Bilge Hanım. Duygu bir fırtınadır. Düşünce sallar ama duygu yerinden söktür. Yeter ki sizin duyusal sermayenizi işinize aktif kullandırın. Bakın dünyada en çok değer gören, en çok etki bırakan şey de duygudur. Devam edelim lütfen. Edison bir gün eve geldiğinde, aslında bu mektubu da okuyayım. Hatta bütün anne babalara da özellikle tavsiye ediyorum. Bakın yaşam başarısını anne baba kitabımda yazdım. Biz genelde okul ders diyoruz ama yaşama ben çocuğumu ne kadar hazırlıyorum? Piaget'in sözü, ebeveyn tarafından çocuğa söylenen olumlu kelimeler çocuğun ruhsal dünyasından bedensel dünyasına enerji taşıyan vagonlar gibi etki ederdi. İki örnek vereceğim. Mustafa Kemal annesi çocukluk döneminde kendisine paşam paşam diye hitap etmiştir. İsmiyle evet, değil. Ve sen dünyada en büyük askerlerden biri olacaksın demiş. Oldu mu peki? Oldu tabii. Annesi eğitimci miydi? Hayır. Bir de ülke olarak şu hastalıktan kurtulmamız lazım. Ya ben işte efendim öğretmen değilim, uzman değilim. Değil. Bizim eğer ben gerçekten yüreğimi ortaya koyarsam, idealist bir öğretmen olursam çok etkin öğrenciler yetiştiririm bu ülkeye. Eğer yeri, rahatlık bölgemi terk eden bir anne babaysam daha iyi çocuk yetiştiririm. Bakın Edison, geçelim mektubunu okumak istiyorum özellikle. Burada önemli olan şu, duyuları işleyişine katma yöntemini bilmiyorsan kelimelerle çocuğun geleceğini inşa edemez. Bakın. Özellikle internetten de araştırıp okuyabilirler anneler, öğretmenler, herkes. Yani duyuların ne kadar, sağ beyni neden? Hocam niye duyuları çok kullanıyorsunuz? Çünkü sağ beyin duyguyla çalışıyor. Yani ben yürürken tek ayağımı kullanıyorum, yürümek zor diyorum. Hayır, diğer ayağımı kullanmadığım için zor. Duygu içinde olmadığı için çocuk öğrenemiyor, öğrendiğini yönetemiyor. Bakın, evet Edison'un. Edison bir gün eve geldiğinde annesine bir kağıt verdi ve bu kağıdı öğretmenim verdi ve sadece sana vermemi tembihledi dedi. Annesi kağıdı gözyaşları içerisinde oğluna sesli olarak okudu. Oğlunuz bir dahi, bu okul onun için çok küçük ve onu eğitecek yeterlikte öğretmenimiz yok. Lütfen onu kendiniz eğitin.
Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Edison'un annesi vefat ettiğinde o artık yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri ve bir gün eski aile eşyalarını karıştırırken birden çekmecenin köşesinde katlı halde bir kağıt buldu. Ve kağıtta oğlunuz şaşkın, yani akıl hastası bir çocuktur. Artık kendisinin okulumuza gelmesine izin vermiyoruz yazılı. Edison saatlerce ağladıktan sonra günlüğüne şu satırları yazdı. Thomas Alva Edison. Kahraman bir anne tarafından 100 yılın dahisi haline getirilmiş şaşkın bir çocuk. Peki soruyorum Allah aşkına. Bu çocuk okuldan atıldı. Annesi de mektuba göre hareket etseydi. Biz bugün Edison'dan bahsediyor olacak mıydık? Tabii ki de. Yüzlerce icada imza attı. Ampulü de bularak dünyayı aydınlatan insan olarak tarihe geçti. Çocuk evde mücevher elmas. Sen elmas ustacısı olursan işlersin. Bir şiirle birlikte evet şey yapalım ve son olarak da onu ayarlayalım. Evet. Şimdi bunun akabinde bakın arkadaşlar ben özellikle şunu da diğer şiire geçebiliriz. Bu arada fon müziğimiz de vardır rica edeceğim. Çünkü özellikle Instagram'dan takip edenler diyor ki hocam diyor o şiiri okumadınız. Ben de bir gün TV programına katılınca okuyacağım diye bir ara vereceğiz aradan sonra öyle, okuyacağız peki, şiiri. Peki efendim. Sayın seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kadın. Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, Osmanlı Paşası Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım, 1857 yılında Selanik yakınlarındaki Langazada doğmuştur. Karaman'dan Rumeli'ye göçen ve Selanik yakınlarındaki Langaza'ya yerleşen bir Türkmen ailesi olan Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa'nın kızıdır. Annesi Molla Hanım olarak anılan Ayşe Hanım'dır. Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nda Memur Ali Rıza Efendi ile 1871 yılında evlenmiştir. 6 çocukları olmuştur. Çocuklarından Ahmet, Ömer, Naciye ve Fatma fazla yaşayamamış, sadece Mustafa ve Makbule Hanım hayatlarına devam edebildi. Eşi Ali Rıza Efendi, tek oğlu Mustafa Kemal ilkokul 3. sınıfta okuduğu sırada hayata gözlerini yumar. Bunun üzerine Zübeyde Hanım çocukları Mustafa, Makbule ve Naciye'yi de alarak abisi Hüseyin Bey'in Langaza'daki çiftliğine gider. Abisine yük olacağından çekinen Zübeyde Hanım, ikinci evliliğini Selanik Gümrükler Başmüdürü Ragıp Bey ile yapar. Zübeyde Hanım, Balkan Savaşı'ndan sonra Ragıp Bey ile boşanır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Zübeyde Hanım'la birlikte kızı Makbule Hanım, Selanik'ten ayrılarak İstanbul'a Mustafa Kemal'in kendileri için tuttuğu eve yerleşir. 1919'da Anadolu'ya çıktığından beri göremediği ve üstelik Osmanlı Padişahı tarafından hakkında ölüm emri verilen oğlu Mustafa Kemal'le 14 Haziran 1922'de Adapazarı'nda tekrar buluşur.
Oğlunun hasretine dayanamayan Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal'in yanına Ankara'ya yerleşir. Ancak Ankara'nın sert iklim koşulları sağlığını olumsuz etkileyince tedavi için İzmir'e gider. Yaşadığı süre zarfında Türk tarihinde adından sıkça söz ettiren Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 tarihinde İzmir'de 66 yaşında hayata gözlerini yumar. Biz kimiz? Milliyetçi. Cumhuriyetçi. Özgürlükçü ve Atatürkçüyüz. Biz demokrat. Yenilikçi. Laik ve imanlıyız. Biz özgür, tarafsız, rakipsiz ve korkusuzuz. Güçlünün değil, aklının yanında, zulmün karşısında, mazlumun safındayız. Bağlamanın mızrabı, kavalın sesi, sarı gelin, ormancı, fettan güzelin sözü. Rast, Hüzzam, Hicaz, Alay, Zeybek, Horon, Lorke, Çayda Çıra ve Çifte Telli'nin hastasıyız. Biz Türk'ün sesi, Bengü Türk'üz. Aidat, kökeni Arapça, Türkçe karşılığı ödenti. Ajanda, kökeni Fransızca, Türkçe karşılığı andaç. Aksiyon, kökeni Fransızca, Türkçe karşılığı eylem, edim. Enerji kimlik belgesi, binanızın enerji performansını, sera gazı emisyonunu, yalıtım özelliklerini ve binanızda kullanılan mekanik sistemlerin enerji tüketimleriyle ilgili bilgileri içerir. Enerji performansı yüksek binaları tercih edin. Evinizin ısıl konforunu artırmak için yalıtımınızı mutlaka yaptırın. Pencerelerinizde ısı kontrol kaplamalı camlar kullanın, ısı kaybını azaltın. Oda sıcaklığı arttığında pencereleri açmak yerine termostatik vanalara kısın, faturanızı azaltın. Enerji verimli lambalar kullanın, tasarruf edin. Yeni bir cihaz alırken A sınıfı ve üzeri cihazları tercih edin. Tasarruf etmeye hemen başlayın, geleceğe umutla bakın. Türkiye gündemi bu programda masaya yatırılıyor. Alptekin İyigün sıcak gelişmeleri uzman konuklarıyla değerlendiriyor. Haftaya bakış pazartesi saat 21'de Bengütürk ekranlarında. Bengütürk, dünyaya Türkçe açılan pencere. Sen, ben yok. Biz varız. Akıllı telefonun senin gücün. Bu gücü milletine yansıt. Unutma, haber sensin, sen habersin. 24 saat bize ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz bilgi@bengutürk.com. WhatsApp ihbar hattımız 0531 772 1071.
Dünden kalanlar, günün getirdikleri, haftanın özeti. Gündemi belirleyen olaylar, en önemli haberler, hafta boyunca yaşanılanlar. Her cumartesi pazar haftanın notları gündeme ışık tutuyor. Sağlık alanında son gelişmeler, kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam yönetimi, uzman görüşleri, gündemdeki konular ve merak edilenler. Az sonra haftanın notlarında. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz eğitmen yazar Mustafa Yurttaş. Sağ beynini kullanmayan ülkem kitabından bize çok güzel slaytlarla örnekler anlattı. Yani Mustafa Bey, siz orada gösterdiğiniz slaytta da %20'si karanlık taraftı, %80'i renkli taraftı. Evet. Yani siz bu kitaba göre biz Türkiye olarak %20'sini mi kullanıyoruz beynimizin? Genelde onu kullanıyoruz. Araştırmalar da onu gösteriyor. Çünkü bunu kullanmadığımızın örneği nedir? Çocuk yaşayarak mı öğreniyor, dinleyerek mi öğreniyor? Eğer dinleyerek öğreniyorsa %20 potansiyelini kullanıyor, %80 potansiyelini kullanmıyor. Biz de diyoruz ki bir farkındalık oluşturma adına, yani bakın bu sağdan soldan çok önemli ama bilim dünyası bunu sağdan, duygunun hayalin sağdan olduğunu, artık bilim, nöroloji bilimi de bunu ortaya koyuyor. Bizim önemli olarak yaşayarak öğretmenin potansiyeli neyse bunu uygulayıp hem öğrencilerimizin hem çocuklarımızın hem ülkemizin geleceğine katkı sağlama boyutuyla daha çok sağ beyindeki potansiyelleri de günlük hayatımıza kullanmamız gerekiyor. Peki sağ beynimizi kullandığımız zaman sosyal ya da bireysel problemleri biz daha mı tabii rahat ki. Mesela diyelim ki bakın diyelim siz bir eşinizle sorun yaşıyorsa aile olarak düşündüğümüzde. Mantık diyor ki neden bana göre eş olmadın ya da neden böyle hareket ettin? Bir duygusal zeka vardı, onunla alakalı tabii, değil mi? Tabii sağ beyinde diyor ki empati kuruyor musun şu an eşinle? Hı hı. Ya sen eşinin yerinde olsaydın bu olaya nasıl bakardın? Biraz önce ben yayının başında ne dedim? Duygularımızın, düşüncelerimizin ve davranışlarımızın temel kaynağı beynimiz. Peki ben karakter haline getirmiş olduğum beynimin çalışma sistemini bilirsem sağ beyin diyor ki kardeşim olabilir. Hepimiz insanız. Hata yapmadan öğrenemeyiz. O zaman ben bir olayım var, bir sorunum var. Ben buna sorunla yaklaşırsam sorunlar ardı arkası gelmeyecek. Ben bunu nasıl çözerim? Sağ beyin de diyor ki özgür bırak, empati kur, onu da anlamaya çalış ve orta, bakın iletişimi biz nasıl izah ediyoruz? Karşılıklı duygu ve düşünceleri karşılıklı tatmini hedefleyen bir süreç olarak biz tanımlıyoruz. Yani karşılıklı birbirini anlayabiliyor musun? Ve duygu düşünce alışverişinde anlaşılma noktasında birlikte hareket ettiğinizde bu defa soruna çözüm eklediğiniz zaman bunu olmuş oluyor, çözüm odaklı ilgili. Ve her şeyle ilgili, yani bu hayatımızda ben onu söylüyorum, kişisel dar mantık kalıplarımıza göre hareket ettiğimizde sorunlarımız bitmez. Çünkü bize göre dünya yok. Bana göre karşı, çünkü sizin kendinize göre bir kültürünüz var, bir aile kültürünüz var, yaşamış olduğunuz bir coğrafi kültürü var ve kendinize göre bir inancınız var. Ben farklı olabilirim. Sizin farklınıza çatışan bir iletişim olmamalı benim. Sizin farklı olan, benim o farktan beslenebileceğim alanım varsa benim sizden istifade etmem lazım. Benim farklılığım varsa sizin istifade etmeniz lazım ki biz yaşayışımıza artılar eklemiş olalım. Peki biz sağ beynimizi kullandığımız zaman dediğiniz gibi hayatımızda neler değişecek? Neler, hayatımız renklenecek. Hayatımıza hareket gelecek. Hayatımıza empati gelecek. Hayatımızdaki sorun, bakın ben bazen... Yani biz Türk insanı olarak çok empati yapmayı bilmiyoruz bence. Ve sorunların temelinde de onu yaşıyoruz. Bakın ben kendi hayatımda da görüyorum. Diyelim ki biz aynı zamanda Mustafa Döş Akademi olarak eğitimler verdiğimiz zaman kuruma gidiyorum. Evet, eleştirilmesi yanlış olan bir şey var. Orada mantıkla yaklaşıyorum. Niye bu böyle oluyor? Dediğim zaman işte o anda ben negatif duygularımı kullanıyorum. Öğretmeni çağırıyorum. Öğretmenle tartışıyorum. Dediğim zaman o gün içerisinde o başlatılan sol beynin mantık yaklaşımı öğretmenin de enerjisini etkiliyor, benim de. Ama o gün diyorum olabilir. O zaman ben bunu hani yerinde zamanında dediğim zaman, bakın hani ben sağ beyni kullanan bir ülke kitabı yazarı olduğum halde
toplum bize bunu zorladığı için biz de sol beynimizi kullanmak zorunda kalıyoruz. Sorunlara sorun değil, sorunla değil çözümle yaklaşmamamızın temel sebebi sağ beynimize duyguyu kullanmıyoruz. Sağ beynimize hareketi kullanmıyoruz ve empati kullanmıyoruz. Ve bu da sonra eklemiş oluyor. Sağ beynini kullanmayan ülkem kitabı Mustafa Bey'in. Ben kitaba baktığım zaman zaten bu anlattıklarınız gibi, sizin enerjiniz gibi kitabın içi de çok renkli. Çok sağ olun. Hep fotoğraflarla dolu ve tüm yazılar da rengarenk. Evet, bütün hani sağ beyni kullanmayan ülkem olduğu için bütün sol beynini biraz az kullanıyoruz zaten yeterince. Biraz da sağ beynini kullanalım diye hem yazıları biz renkli olarak kullandık ve daha çok görseller ekledik. Peki siz ayrıca eğitimler veriyorsunuz Mustafa Yurttaş Akademi olarak. Evet. Size geldiğimiz zaman biz sağ beynimizi kullanmayı öğreniyor muyuz? Zaten biz öğretmenlerimize söylüyoruz. Eğer sağ beyin temelli öğretmeyecekse sınıfa girmeyin diyoruz. Hı hı. Çocukla empati kuramayacaksanız, şekil olmayacaksa, renk olmayacaksa, çocuk rahat değilse, bakın bunu da altını çiziyorum. Rahat beyin öğrenir Bilge Hanım. Kendi kasan beyin öğrenmez. Yani siz, çocuk sizden şunu almalı. Öğretmenim geldi, öğretmenim bana bunu öğretir. Çocuk sınıfta rahat olunca bakıyorsunuz bu defa öğretmen o rahatlığı sağladığı için çocuk zihni kaygıyla uğraşmıyor. Çocuğun zihni acaba öğrenebilir miyim endişesiyle değil. Konuya konsantre oluyor. Konuya dikkatini veriyor ve o sınıfta bulunmak isteyip duyularını da ekleyince öğrenme de rahat gerçekleşiyor. Biraz önce de siz anlatırken aslında çocuklara doğru bir şekilde verdiğiniz zaman bilgiyi çocuklar hemen öğreniyor. Aynı, hemen aynı. Hayatın içinde aynı. Olabiliyor. Ama mesela daha erişkinlerin öğrenmesi biraz daha zor evet. Artık. Hani ileri yaştaki insanların çok daha zor. Onlar için farklı bir taktik var mı bakın, peki öğrenmede? Şu anda bizim 45-50 yaşında öğrencimiz de var bu arada. Aslında şu bakın öğrenmenin yaşı yok. Bakın ben kendim de 2 üniversite okudum. Şu anda yapmış olduğum çalışmalar tamamen işleyişimin dışında bir çalışma yapıyorum. Burada önemli olan şu. Ben doğru öğrenirsem doğru öğrenmenin yaşı olmaz. İşte dedim ya coğrafya. Biz öğrenmekten korkuyoruz. Coğrafya öğretmeni sırayla Doğu Karadeniz dağlarını sayamıyor ama ilkokul mezunu teyze sağ beyin temeli çok rahat kalkıp sayabiliyor. Yani ben biyolojik yapıyı, fabrika ayarlarımızı, çalışma sistemini iyi öğrendiğimiz zaman bakın diyor mesela hani yaşla ilgili sorunuz bakın Zekeriya Eş Ensri diye internette araştırabilirler. 60 yaşında ilkokul mezunu olarak bir üniversitede hani temizlik elemanı olarak çalışmaya başlıyor. 90 yaşında bütün eğitimlerini tamamlayıp profesör oluyor ve 90 yaşında rektör seçiliyor. Binlerce başarılı öğrenci yetiştirip 120 yaşta vefat ediyor. Hani Doğan Cüceloğlu'nun hocamızın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki bu ülkede maalesef duygu olmadığı için, empati olmadığı için, öğrenme durumu olmadığı için, insan odaklı sistem olmadığı için 20 yaşında insanlarımız yaşlanıyor, 40'ında ölüyor, 60'ında gömülüyor diyor. Maalesef. Onun için biz burada önemli olan ben kendimle doğru iletişim kuruyor muyum? Çevremle doğru iletişim kuruyor muyum? Kendimi potansiyele doğru tanıyor muyum? Dediğiniz zaman gerçekten ben kendim bunu bireysel hayatımda da yaşadım. Sağ beyni kullandığınız zaman hayatınızda ne oluyor? Bir, renk oluyor. İki, hareket oluyor. Üç, duygu oluyor. 4. Ben bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? Benim hayatımda hep onlar var. Renk var, duygu çok var, eğlence var. Ve ben hep çok duygusal davrandığım için olaylar karşısında da, problemler karşısında da çok duygusal bir yapım olup çok duygusal baktığım için her şeye. Duyulardan oluşmuş bir yapımız yani. O konuda aslında devam ettirin, tebrik ediyoruz gerçekten. Şimdi düşünün siz yani sadece kelimelerle hitap ama eden. Ama ben o zaman istemediğim bir şeyi de karşımdaki insanı, dün akşamdan bir örnek vereyim. Birisi benden bir şey istedi. Hadi şuraya gidelim, yemek yiyelim dedi. Hiç karnım aç değildi. Hiç gitmek istemiyordum. Çok uzun bir yol yürüdük ve o yolda yürümek istemiyordum. Hiçbirini yapmak istemediğim halde gittim. Çünkü hayır diyemiyorum bu sefer ben de. Kırmak evet, istemiyorum. Evet. Aslında bakın bu bizim toplumda hani o tabii farklı bir alan. Bazen hayır demeyi de bilmek lazım. Çünkü hayır demediğinizde hani içinde duygu yoksa. Bakın hani diyor iki duygu bir alınca samanlık seyran olur. Bakın burada tarihte de vardır. Ya tarihte iz bırakan insanlara bakıyorsunuz. Gerçekten bir de ben bunun altını çiziyorum Bilge Hanım. Bu toplumun en büyük sorunlarından biri gelecekte üretim yapılmamasının sebeplerinden biri yetenek ve zeka kelimesini biz çok kullanıyoruz. Hatta bana kalırsa biz kendi dilimizde bu iki kelimeyi çıkarmamız gerekir. Neden? Yetenek ve zeka. Bütün insanlar yetenekli. Yeter ki biz, bakın çocukta diyelim ki 20 öğrenciden birisi öğreniyorsa
O ya bu çok zeki diyoruz, diğeri tembel diyoruz, diğeri hiperaktivite diyoruz, etiketliyoruz. Peki ben gerçekten o çocuğu onu öğrenebilmesi için ön hazırlığım sağlıklı mı? Çocuğa anlatma tarzım sağlıklı mı? Materyallerim sağlıklı mı? Veya çocukla kurulduğum iletişim sağlıklı mı? Bundan hiçbirimiz önemsemiyoruz. Sadece direkt kelimeleri hapsetmişiz. Öğrenmesine göre ve onları... binlerce ülkemizde yaşanan sıkıntılar oluşuyor. Ve bu ülkenin okumamasının temel sebeplerinden biri de küçük yaşta biz bir şeyleri sevdirmiyoruz. Sevdirmediğimiz için çocuk artık, hani Freud'un çok güzel bir yaklaşımı var. Diyor ki bir insan 7 yaşında neyse 70'inde odur. Onun için özellikle annelere çok burada çok büyük bir iş düşüyor. Öyle midir peki? İnsanlar değişmez mi? Karakter noktasında eğer farkında değilsin. Mesela sağ beyni ben size anlattım. Ben mesela bundan sonra dikkat edersin ne dedim size. Ben sağ beyni anlatıyorsam ben oturarak anlatmamam lazım. Hı hı. Çünkü hareketten bahsediyorum. Renkten bahsediyorum. Renkten, hareketten, enerjiden ve ben bahsediyoruz. Geleceksem mesela ben bunu oturarak sadece sözlü paylaşabilirdim. Renkten bahsedeyim, rengi göstermem lazım. Görselden bahsediyorum, görseli bahsetmem gerekiyor. Onun için neyi söylüyorsak yaşayarak. Bakın, yaşamamız gerekiyor. Zaten siz burada da kitapta da onu anlatıyorsunuz. Evet, evet, öğrenmek, evet. Yaşamakla, yaşayarak ki, öğrenmek. Dinimizde de diyor ya hani yaşamadığınızı niye söylüyorsunuz diyor. Bakın burada ben bir de sağ beyindeki donerlerle Allah'ın bize bir adil tarafımız, bir de sahte tarafımız. Hani ben hatta bunu şöyle ifade edeyim, doğru yanlış ifade etmeyelim. Bizim negatif potansiyelimiz de var, pozitif potansiyelimiz de var. Negatif potansiyelimizi kullandığımız zaman negatif etki bırakırız. Pozitif potansiyelimizi bıraktığımız zaman pozitif. Pozitif de araştırmalarda genelde empati, sağlıklı iletişim, görsellik, sabır duygusu. Bunu kullandığınız zaman etkinizle hem kendi kişisel hayatınızda hem de karşının hayatına kolaylıklar sağlama açısından önemsiyorum ben. Ne kadar güzel şeyler öğrendim. Çok ben de sağ beynimi kullanıyormuşum. Onu öğrendim evet. Ama yaptığınız testten de başarılı olamadım. Hiç kimse başarılı olamadı. O zaman yalnız değilim demek ki. Evet. Şiirimiz var. Evet, bir şiirimiz var. Özellikle Instagram'dan ve sosyal medyadan takip eden arkadaşlara ben söz vermiştim okuyacağım diye. Burada bunda bir hikayesi var. Ben fon müziğini de rica edeceğim arkadaşlardan. Yaşanmış bir hikaye. Küçüklük döneminde, ergenlik döneminde annesiyle sorun yaşamış ve sonradan evi terk etmiş genç kız iken. Sonradan eve döndükten sonra annesinin vefat ettiğini, daha önceki o yaşanmış olanları şiirde dökmüş. Aslında her annenin, her öğretmenin, her işverenin statümüz ne olursa olsun. Bakın bir hapishanede, bir seminerde bir beyefendi dedi ki, hocam dedi, ben cinayet işlemeden 15 saniye sonra beni nasıl bir hayat bekliyor, ailemi nasıl bir hayat bekliyor düşünme imkanı olsaydı, ben 40 yıl hapiste yatmazdım diyor. Bakın sağ empati dedi ki, geleceği gören sağ beyin, geçmiş odaklı çalışan sol beyin. Onun için lütfen empati kurarak, yani önemli olan bir değeri korumak ve idame ettirmek. Değer bittikten sonra artık anlamı ifade etmiyor, acısı size kalıyor. Evet. Maalesef. Bu yani yazılan bir şey, ben onu okumak istiyorum özellikle. Evet. Beni yanlış anlama anne. Amacım sana acı çektirmek değildi. Beni sakın yanlış anlama anne. Pişman olmanı da istemezdim ya da ağlamanı. Sadece dinlemeni istedim. Biraz kabullenmeni fikirlerimi. Ya da ne bileyim kendi doğrularını değil de biraz da benimkilerini düşünmeni istedim anne. Sevmeni istedim benim sevdiklerimi. Ama senin gibi değil, benim sevdiğim gibi. Görmeni istedim güneşi, benim gördüğüm gibi. Yani yalnız sarı ve yuvarlak değil, arasında mavilerin de olduğu bir resim gibi. Sakın bana asi deme anne. Çünkü senin istediğin kendi fikirlerini ve isteklerini barınamayacakları bir bedene zorla sokmak. Oysa ben de büyüdüm, eski küçük çocuk değilim. Kendi fikirleri ve istekleri olan ayrı bir bedenim anne. Başka bir deyişle bir yaşama savaşı veriyordum belki kendi kendime. Hata yapmadan doğruları nasıl öğrenebilirdim? Nasıl ben olabilirdim ve nasıl yaşayabilirdim bu dünyada? Ben siyaha mavi dedim belki, körü körüne ve inanmadan. Oysa sen yemin edebilir misin siyahın siyah olduğuna? Peki niye hiç düşünmedin anne?
ya o mavi sevgili. Aramızda dağlar vardı, kocaman dağ gibi fikirler. Belki bir savaş vardı aramızda ama bu savaşın adı duyular ayrılığı değil, fikirler ayrılığıydı. Çünkü ben seni çok sevdim anne. Biraz da benim gibi baksaydın olaylara, belki de kırların yeşilliğini ve güneşin parlaklığını birlikte seyredecektik. Ama gece olunca güneşin parlaklığı ve kırların yeşilliği görünmez anne. Şimdiye kadar fikirlerimiz çatışıyordu. Ama artık şimdi bir konuda aynı fikirdeyiz. Şimdi ikimiz de biliyoruz gecenin karanlık olduğuna. Her şeyin değerini karanlıklar anlatıyor insan anne. Bilmiyorum anlatabildim mi anne kendimi? Belki de bana hala asi diyorsun. Desen de seni kısıtlayamam. Ama asla şunu unutmanı istemem. Şimdi farklı dünyalarda olsak da farklı dünyalar seni sevmeme engel olmuyor anne. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir şey. Çok teşekkür ne ederim. Kadar böyle kendimizden de bir şeyler buluyoruz siz okurken. Herkes bunları, kendi hayatında mutlaka biliyor. Bakın biz bunları söylerken biz de acılara sebep oluyoruz. Biz de acı. Bakın bir de şunu söyleyeyim özellikle bizi izleyenlere. İyi insan kötü insan diye bir şey yoktur. İyi tarafımız kötü tarafımız diye bir şey vardır. Hatayı siz de yapmışsınızdır. Ben de yapmışım. Herkes yapıyor. Hocam ben şunu sevmiyorum çünkü şu hatayı yaptı. Sen hiç başkasına hata yapmadın mı? Hepimiz yapıyoruz. Önemli olan için. Hatamızı gelecekte sorun haline değil, ondan ders alıp geleceği güzel şekilde çözüm üretebilmemiz önemli. Çözüm üretebilmemiz, olan. Güzellikler üretebilmemiz, insanları sevmemiz. Zaten bir ben hani belirli bir süre içerisinde yaşıyorum. Hangi etkiyle gidiyorum? Hı-hı. Hangi Mustafa Yurttaş denildiği zaman aklına ne geliyor? İşte Bilge Hanım denildiği zaman aklına ne geliyor? Ben yapıcı mıyım, yıkıcı mıyım? Tabii ki zor bir ülkede yaşıyoruz, kolay değil. Bunu art niyeti olarak kullanan insanlar da var, sizin iyi niyetinizi kullanan insanlar da var ama insan olana yakışan neyse onu yapmamız gerekir. Bakın ben bir de şunu özellikle altını çiziyorum. Bir insanın ne kadar iyi taraflarını söylerseniz iyi destekleyen duygu devreye giriyor. Beyin ona göre kimyasallar üretiyor ve ikinci iyi nasıl üretebilirim beyin onu arıyor ama ona negatifi söylediğiniz zaman bu defa negatifle beyin uğraşıyor. Evet. Onun için benim özellikle burada önerim herkese kendime de aynı zamanda sağ beynimizi kullanalım, empati kullanalım, yıkıcı değil yapıcı olmaya çalışalım. Çok teşekkür ederim programımıza geldiğiniz için, bize misafir olduğunuz için. Ben de sizi de bence çok da eğlenceli bir program oldu. Çok da interaktif oldu. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sayın seyirciler programımızın sonuna geldik. Hafta cumartesi günü yine Haftanın Notları programında birlikte olacağız. Bengütürk TV ekranlarında birlikte olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dileriz. Hoşça kalın.